Kore bayrağının tarihi 1882 yılına dayanır. Kore Kralı Gojong, Park Yong-hyo'ya Japonya'da elçilik görevini verdiğinde Hyo, şu andaki Güney Kore bayrağına benzeyen ilk Kore bayrağını dizayn etmişti. Bayrak aynı yılın 25 Eylül'ünde Kore bayrağı olarak kullanılmaya başlandı. Ama resmi olarak 6 Mart 1883 yılında onaylandı. ...1897 yılında Kore İmparatorluğu kuruldu. Joseon Hanedanı'nın kralı Gojong imparator ilan edildi. Çok geçmeden 1910 yılında da Kore, Japon istilasından nasibini aldı. 1945 yılında, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Japonya'nın yenilmesine rağmen... ...1948 yılına kadar Kore kendi bayrağını dalgalandıramadı. Savaş sonunda Kore, kuzey ve güney olmak üzere iki bölgeye bölündü. Birleşmiş Milletler'in çıkardığı karar doğrultusunda güney bölgesi Amerikan yönetimine verilirken, kuzey bölgesi ise Sovyetler Birliği idaresine bırakıldı. Ama iki taraf da bu ortak vesayet uygulamasını Soğuk Savaş döneminin başlamasından dolayı beceremedi. Bunun neticesinde Kore ikiye bölünerek iki farklı devlet oluştu. Kore Marşı ise ilk defa 1907 yılında okundu. Bu tarihten sonra 1948 yılında resmen kabulüne kadar birkaç değişim geçirdi. Bu marş günümüzde de Güney Kore'nin resmi marşıdır. ...1948 yılının Ağustos ayında Güney Kore'nin ilk bağımsız hükümeti kuruldu ve Syngman Rhee Güney Kore'nin ilk başkanı seçildi. 1950 yılında Güney Kore şimdiki bayrağını resmen kabul etti. Beyaz zemin üzerinde üstte kırmızı ve altta mavi renk olacak şekilde kusursuz bir karşıtlık şeklinde ikiye bölünmüş bir daire. Bu dairenin etrafında mevsimleri sembolize eden 4 tane işaret bulunur. Bunlar, evrendeki 4 element olan toprak, hava, ateş ve su olarak da adlandırılabilir. Bayrağın renginin birçok manası vardır. Beyaz, Kore halkının saflığını ve barışı sembolize eder. Daire ise evrendeki her şeyi simgelemektedir. Dairenin içindeki kırmızı renk, mutluluk ve pozitif olmayı sembolize ederken, mavi renk de kırmızının aksine negatifliği, üzüntüyü ve karanlığı sembolize eder. Bu iki rengin daire içinde birleşmesi ise evrenin içinde bulunduğu sonsuz döngüyü anlatır. Bayrağın bütünü Kore halkının evrenle uyum içinde yaşama ülküsünü simgeler. 1950 yılında Kore Yarımadası'nın iki tarafı arasında Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye saldırmasıyla bir savaş yaşandı. Güney Kore'ye yapılan bu saldırının engellenmesi Birleşmiş Milletler ve Amerika'nın müdahalesini gerektirdi. Ancak Çin zaman kaybetmeden müdahale ederek Kuzey Kore tarafında yer aldı. Savaş 1953 yılında imzalanan Ateşkes Antlaşması'na kadar devam etti. Ancak bu antlaşma Kore Yarımadası'nın iki tarafı arasında bir birlik, hatta barış getirmekte dahi başarılı olmadı. Aksine gerginlik günümüze kadar devam etti. Bir renk, bir kumaş parçası ve esen rüzgar. Bir ülkenin semalarında dalgalanan sembol. İşte bu, bir bayrağın hikayesi.